sevgi varsa mesele yok. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Herkes ahirette, dünyadayken kızlıklarıyla değil, sevdikleriyle beraber olacaktır. Salihlerle beraber olmalı. Eğer ilim sahibi isek, ilmimiz onlara faydalı olur. İlim sahibi değilsek, onlardan bir şeyler öğreniriz. Allahü Teala'yı hatırlamayanlarla, unutanlarla beraber olmamalı. İlim ehli de olsak, ilmimizin onlara faydası olmaz. İlim ehli değilsek daha çok zarara gireriz. Eğer Allahü Teala onlara gazab ederse biz de helak oluruz. İyilerle beraberken Allahü Teala onlara rahmet ederse layık olmasak da biz de o rahmetten faydalanırız. Bir kimse salihler gibi amel işlese fakat günahkarlarla düşüp kantsa iyi amelleri boşa gider. Kıyamette kötülerle beraber haşr olur. Bir kimse de kötüler gibi amel işlese fakat salihleri sevse, onlarla beraber olsa günahları iyiliğe çevrilir. iyilerle beraber haşr olur. Evliya bir zat talebelerine buyurur ki: Ahirette amellerin ihlaslı olanları bir tarafa, ihlassız olanları bir tarafa ayrılacak. Allah Teala müminin ne kadar ihlaslı ameli varsa onlara bakacak. Eğer ihlas yoksa ona hiç faydası olmayacaktır. İhlaslı olanlar kurtulacak, ihlassız olanlar kurtulmayacaktır. Onun için ihlaslı olun. O zatın talebelerinden biri bu anlatılanlar bende yok. O halde hocamı boş yere oyalamayayım der ve dergahı terk eder. Birkaç gün sonra o mübarek zat, bir talebemiz vardı nerede o diye sorunca diğer talebeler efendim o arkadaş bende ihlas yok hocamı boşuna meşgul etmeyeyim diye gitti dediler. O zat hemen onu bulup zorla da olsa buraya getirin der. Bir yerde yakalayıp getirirler. Büyük zat o talebeye sorar. Evladım niçin gittin? Efendim, o anlattığınız vasıflar bende yok. Ben çok berbat birisiyim. Bende ihlas yok. Sende ihlas yoksa bizim anlattıklarımızda, bizim sohbetlerimizde ihlas var. O mutlaka sana tesir eder. Hadi diyelim ki tesir etmedi. Hep böyle kaldın. Fakat unutma ki Peygamber Efendimiz dünyada kim kimi severse ahirette de onunla beraber olacaktır buyuruyor. Sen beni sevmiyor musun? elbette seviyorum hocam. Sen ahirette benimle beraber olmak istemez misin? Elbette isterim hocam. O zaman bir daha böyle yapma. Aklınla hareket etme. İhlas sahibi olmak çok iyidir. Ancak ihlas yoksa da sevgi var. Beraber olmak var. O bakımdan evladım, aynı gemide olmak büyük saadettir. Dünyada kim kimi seviyorsa, ahirette onunla beraber olacaktır.'' Bunun üzerine talebe orada kalır ve sevdikleri sayesinde kurtulur.